Saat 8.45 parametre öncesi günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada öne çıkan gündem başlıklarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Verilerle başlayalım. Dolarda 3.70'in altında bir seyir vardı. Dün 3.69 lira seviyelerini sizlere aktarıyorduk. O gün boyu dolardaki tansiyon biraz daha düştü. Ve kotasyonlar özellikle gelen son anketler sonrasının da etkisiyle yatırımcı kuruluşlarının görüşleriyle, raporlarıyla biraz da büyümeyi teşvik eden adımlarla, yeni kaynak aktarımları, yeni desteklerle beraber, büyümeye dönük olumlu havayla beraber kotasyonlardaki gerileme devam etti ve bu sabah itibariyle o gerileme 3.64'e kadar sürdü. Şu anda bankalar arası piyasada açılış 3.64.85, 3.65.55 seviyelerinde, kritik 3.65 seviyesine geldi kotasyonlar. Dün 3.67, daha sonra 3.66 seviyelerini gördük ama bugün alış kotasyonları 3.64 lira seviyelerinin geçtiğini sizlere aktarıyoruz sabah ilk işlemlerde. Euro TL'de 3.95 seviyeleri vardı. Hızlı bir yükseliş dövizde yaşanmıştı. Yeniden 3.90'ın altındaki seyre geri dönüldüğünü söyleyelim. Ve Euro TL'de de 3.89.54 seviyelerinin yine bu sabah ilk işlemlerde geçtiğini sizlere aktaralım. Euro dolar paritesi 1.06 seviyelerinin üzerinde, 1.05'lerdeydi. Dolar uluslararası piyasalarda bu kimyasal Suriye'nin kimyasal saldırısına verilen yanıt sonrası güçlenmişti. Trump'ın gördüğü destekle doları bir miktar 1.0580'lere kadar getirdi ama değer kaybıyla beraber uluslararası piyasada dolarda 1.0665 seviyelerinin yeniden yaklaştığını, 1.0667 seviyelerine doğru bir çıkışın olduğunu görüyoruz paritede. Bu da doların bir miktar euro ve diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini bize anlatıyor. İki gündür seyir böyle. Dün ve bugün itibariyle 1.0660'ın üzerinde bir seyir var. Euro dolar paritesinde işte 1.0580'lerden grafikte gördüğünüz gibi yeniden 1.0665'lere doğru bir çıkış var. Bu süreçte jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda altın fiyatlarını konuşuyoruz. Altındaki yükselişi konuşuyoruz. O 1260 dolar seviyesi, o kritik seviye aşıldı ve 1270 doların üzerine çıktı dün itibariyle altının onsu. Bu sabah da 1284 dolar seviyesini sizlere aktarıyoruz altın fiyatlarında. Hızlı yükselişin devam ettiğini, 5-6 ayın en yüksek rakamlarına ulaşıldığını altında söylüyoruz. 1270 dolar seviyesi, sonra 1280 dolar seviyesinin aşıldığını ve 1283 dolar seviyesinde seyrin devam ettiğini görüyoruz. Jeopolitik riskler artıyor. Amerika'nın Suriye ve Kuzey Kore'de ne yapacağı izleniyor. Gelen açıklamalar takip ediliyor. İşte Rusya ve Amerika arasındaki o görüşmeler ve ardından gelen açıklamalar, Rusya'dan gelen mesajlar takip ediliyor. Bir yandan da altın fiyatları, güvenli liman arayışı devam ederken yene altına, ABD tahvillerine doğru bir yatırımcı ilgisinin arttığı görüyoruz. Petrol fiyatları 56 doları aşmıştı dün itibariyle ama gelen veriler, arz konusunda biraz daha rahatlama, petrol fiyatlarını yeniden 55-56 doların altına, ama 56 dolar sınırına çekti. 55 dolar 86 sent seviyesini görüyorum ben Brent petrolün varil fiyatında. 56 doları aşan seviyeden yeniden 56 doların bir miktar altına kayan bir seviye söz konusu. Global piyasalarda bu hisse senetlerinde borsalar üzerinde bir baskı var. Bu jeopolitik risklerin yarattığı baskıdan bahsediyoruz. ABD doları hazine tahvil getirileri, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dolardaki yükselişten dolayı Fed'in faizleri düşük tutmasını tercih ettiğini ve Çin'i kur manipülasyonu yapar ülke olarak ilan etmeyeceğini söylemesinin ardından geriledi. Yani Fed güçlü dolar istemiyor. Dolayısıyla faizleri düşük tutmasını tercih eder açıklaması bir miktar doları ekstra baskılamış görünüyor. Borsalara bakıldığında Nikkei endeksinde Japonya'da düşüş devam ediyor. Asya borsalarında biraz toparlanma var. ABD borsaları da eksi seyrine devam ediyor. Ama içeride bizde dövizde bir düşüş var. Altın fiyatlarında içeride yükselişi bu dövizdeki düşüş engelliyor. Dün 151 dolara, 151 lirayı aştı altının gramı. Cumhuriyet altını 1000 liranın üzerinde. Eğer ki dolar da yüksek olsaydı daha hızlı bir yükseliş görebilirdik. Dolardaki düşüş altın fiyatlarındaki artışı frenlemiş görünüyor. Veriler böyle. Dünya borsalarında durum böyle. Trump'ın FED açıklaması ve Çin'e karşı daha yumuşak açıklaması yine bugün kayda geçmiş durumda dış piyasalarda diyelim. Verileri böyle özetlemiş olalım. Gündem başlıklarıyla devam edelim.
Ekonomi gündemini aktarırken ilk başlık otomobilde 10 yılın üretim rekorundan sizlere bahsedeceğiz. Otomotiv sektöründe iç pazarda satışlarda bir miktar gerileme var ama ihracatta rekor seviyeler görüyoruz. İhracattaki o rekor artışta otomotiv sektöründe üretimi 10 yılın en yüksek artışına ve seviyesine getirdi. Otomobil sektöründe üretim 2017 Ocak Mart'ta geçen yıla göre %23 arttı. Yine Mart ayına bakıldığında otomotiv sektöründe %23'lük bir üretim artışı görüyoruz. Keza yine bakıldığında otomotiv, sadece otomobile bakıldığında ilk çeyrekte %44'lük bir artış var ve otomobil üretimi ilk çeyrekte 300 bin adede aşmış, 3255 adede ulaşmış görünüyor. Ve yine bakıldığında ihracatta da %35'lere varan artışlar görüyoruz. İlk çeyrek itibariyle otomobil ihracatı Mart'ta %38 arttı. %33'lük sadece ilk çeyrekte bir ihracat artışı var. Evet, iç pazarda satışlar ilk çeyrekte %8 düştü. Ancak ihracattaki hızlı artışla ve otomotiv sektörü Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörü, ihracattaki bu hızlı artışla beraber otomotiv sektöründe üretim de hızlı arttı. Hatta otomobil üretiminde artış %44'lere vardı ilk çeyrek itibariyle. İş talepteki düşüş ise %8'lerle, eksi %8'lerle devam ediyor. Maliye Bakanı, vergi düzenlememiz yok ancak farklı destekler vereceğiz otomotiv sektörüne. Üretim ve satıştaki maliyetler konusunda bir takım düzenlemeler talep ediliyor. Bunları konuşuyoruz dedi. Ancak yeni vergi düzenlemesi yok dedi. İhracat rekoru kıran otomotiv sektöründen ilk çeyrekte üretim rekoru da geldi. 10 yılın rekoru geldi diyelim. Böyle özetlemiş olalım haberi. Diğer başlığımız memur yasasına eleştiri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bugün Hürriyet'in ekonomi sayfasında işlenmiş. Yıllarca çalışmadan kamuda müsteşar gibi üst düzey yöneticilik şansına erişilememesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi deniliyor. Gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz ATV A Haber'de. 657 sayılı yasadaki bu tür kısıtlamaları yanlış olduğunu belirtti. Yasanın değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Şimdi Cumhurbaşkanı ne diyor? 657 sayılı bu yasanın, memur yasasının 12 yıla dolmadan kimseyi müsteşar yapmadığını belirtiyor. Ancak özel sektörde 25-30 yaşında yöneticilik yapan insanlar var. Bu haksızlık. Dolayısıyla gençlerin önü açılmalı ve bu yasa değişmeli diyor. 657'nin değişmesi lazım. Bir müsteşar olmak için 12 yıl kamuda beklememek lazım. Gençlerin önünü açmak lazım diyor. Bu nedenle memur yasasını, 657 sayılı memur yasasını eleştiriyor. Formula 1 geliyor. Bugün manşetlere de çıkmış yeniden. Dün biliyorsunuz Hürriyet birinci sayfasından duyurmuştu. Formula 1 yönetimi değişti ve bu yönetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Dün de Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Şimdi Formula 1'in 2008'de yeniden İstanbul'a gelmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle 2 aydır süren görüşmelerde artık sona gelindi. İstanbul'un 2018 Formula 1 takvimine alınması bekleniyor. Eccleston'ın yerine gelen yeni CEO Kerry'den bahsediyoruz. Hani yönetim değişti derken. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dün Başbakan Yıldırım'la görüşmesinin ardından yarışların yeniden Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata varıldığı açıklanıyor. Fizibilite çalışmalarının ardından anlaşma imzalanacak. İstanbul Park'ın işletmecisi Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, hedefin 150 bin seyirci olduğunu söyledi. Bu haberler bugün gazetelerin ekonomi sayfalarında ve Milliyet'in manşetinde de yer bulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F1'in Türkiye ayağını himayesine aldığını belirten Ak, artık getirebilirsiniz dedi. Türkiye tarafındaki her türlü detay konusunda Cumhurbaşkanı'nın desteği söz konusu olacak. Bu arada turizm sektörü sevinçli. TÜRSAP Başkanı Ulusoy, parayla yapamayacağımız reklamı yaparız dedi. TÜROFET Başkanı ise bu kazanım turizme ciddi katkı yapar diye konuştu. Formula 1'in Türkiye macerası büyük bir maceraydı. Büyük hevesle gelmişti. 2015'i hatırlayın. İşte yüz binlerce insanın katıldığı bir organizasyona dönüşmüştü. 2011'deki 2005'ten böyle devam eden görüşmeler vardı. 2011'deki yarışın ardından da sessizliğe büründü. Hem seyirci ilgisi azaldı hem de Eccleston inanılmaz devasa bir para istedi. Anlaşma sağlanamadı ve 2011'den sonra
yarışma sessizliğe büründü. Şimdi 2018'de Formula 1 yeniden İstanbul'a geliyor ve 150 bin seyirciyle buluşması bekleniyor. Bu organizasyonun Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak diyor İstanbul Parkı'nın işletmecisi Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Ural Ak. Ve Booking.com'u da kazanmalıyız diyor. Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi'nin açıklamaları var. Daha önce de benzer açıklamayı yapmıştı. Karar teknik olarak doğru olabilir ama bu şirketle temas kurmalıyız. Hatta başka faaliyetlerini Türkiye'ye taşımalıyız. Bu şirket Türkiye'de faydası olan bir şirket. Yasakladığımız zaman kazanan yoktur. Booking'i Türkiye'ye kazandırmanın yollarını aramamız gerekiyor. Mevzu bahis Türkiye'nin menfaati ise gerisi teferruattır diyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi turizm sitesi Booking.com'un yasaklanması konusunda konuşurken yasakladığımız zaman kazanan yoktur ifadesiyle bu kararın çok da doğru olmadığını, şirketle temasa geçilmesi gerektiğini ve bu şirketin kazanılması gerektiğini söylüyor. Tüketici de zaten fiyat karşılaştırması yapıyor. Booking.com'un verdiği fiyatın çok üzerinde, acentalardan fiyat alıyoruz şikayetleri de hızla yükseliyor. Otelciler rezervasyon kaybımız var diyor. TÜRSAP rezervasyon artışı var diyor. O konuda tartışma devam ederken son açıklama işte bu sözlerle Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geliyor. Ekonomiye 114 milyar lira. Şimdi Maliye Bakanı Naci Ağbal dün İstanbul'daydı. Perakende sektörünün temsilcileriyle buluştum. Daha önce de otomotiv sektörünün temsilcileriyle buluşmuştu biliyorsunuz. İstanbul görüşmeleri ve temasları ağırlık kazanırken son olarak Maliye Bakanı Ağbal'ın açıklamasında kredi garanti fonundan 157 bin firmaya 114 milyar lira kredi kullandırıldığı açıklaması geldi. Kredi garanti fonunun kefaleti genişletilmişti. 250 bin liraya çıkartılmıştı ve 157 bin firma bundan yararlanmıştı. 114 milyar liralık kredi almış. Bu ekonomiye destek anlamına geliyor. Ağbal önceki gün itibariyle yaklaşık 186 bin KOBİ ve esnafın da KOSGEB kredisi aldığını ve bu kapsamda 5 milyar liranın piyasaya verildiğini söyledi. Yine 2016 Temmuz ayından itibaren Haziran ayından itibaren birikmiş vergi ve prim borçları da yapılandırılacak. 7 milyon 200 bin kişi yararlanacak. 47 milyarlık borcun yapılandırılmasından bahsediyoruz. Ekonomi Bakanı Niyaz Zeybekçi de bu süper teşvik vardı ya, hani gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina bizden, inşaat bizden, devlet alım garantisi veriyor, ortak oluyor, yatırımı arsa gösteriyor. Bütün bu teşviklerin içerdiği bir süper teşvik paketi vardı. İlk bir aylık dönemde 20 milyar liralık yatırım başvurusu yapıldığını söyledi Ekonomi Bakanı. Bir yılda da 100 milyar lirayı bulacağız açıklaması yaptı. Bu arada düzenli vergiye ödül var. Bugün Habertürk birinci sayfasında bu haberi görmüş. 3 yıl verginizi düzenli ödediyseniz ve biz zorluğa düştüyseniz hiçbir şey beklemeden kamuya başvuracaksınız ve borcunuz yeniden yapılandırılacak. Kamuyla masaya oturabileceksiniz. Bakan Ağbal otomatik vergi barışı taslağının hazır olduğunu açıkladı. Düzenli vergiye otomatik af geliyor. Bir ödül, hani düzenli vergi ödediyseniz yapılandırma kararlarını beklemeyeceksiniz. Kamuya başvuracaksınız ve borcunuz yapılandırılacak. Akdeniz'de petrol arama çalışması Milliyet'in bugün bütün gazetelerin manşetinde. Ekonomi Enerji Bakanı Doktor Berat Albayrak daha önce açıklamıştı. Türkiye'nin altını üstünü arayacağız, fotoğrafını çekeceğiz demişti. İşte denizde ikinci gemi haftayı Akdeniz'de süreci başlatıyor. Petrol ve gaz aramasında ikinci gemi Akdeniz'de açılıyor. Bu arada Enerji Bakanı İsrail'in Kıbrıs açıklarındaki arama ve sondaj çalışmaları konusunda 6. parsel muvazzalı bir saha. Siz ihale edip çıkarsanız bunun hukuki yaptırımları, farklı etkileri mutlaka olacaktır mesajı da verdi. İsrail'in Kıbrıs açıklarındaki petrol aramasına ilişkin olarak 6. parsel uyarısı geldi Enerji Bakanı'ndan. Ve son Habertürk'ün manşeti, okula hap atıyorlar. Eğitim her şeyin önemlisi, ekonominin temeli, her şeyin temeli, bir ülkenin temeli. Ve bugün Habertürk'ün manşeti bence en önemli manşetlerden biri. Bursa Demet Evler Mahallesi'nde uyuşturucu isyanı, kullanım yaşı 9-10'a düştü. Okul bahçesine atıyorlar. 9-10 yaşlarındaki çocuklar kullanıyorlar. Haberin ayrıntıları, görüntüleri bugün Habertürk'ün manşetinde diyelim. Ekonomi gündemini böyle özetlemiş olalım. Hemen şimdi Parametre'deyiz, bekliyoruz.